Ne var Yonca? Ne var çocuğum? Kavga mı ettiniz? Nereden çıkartıyorsun Yoncacığım bunları? Nerede baba? İçeride yatıyor. İçeride. Aa, ben ne arıyorum burada? Merhaba. Annem senin buraya yolunda. Tamam. Tamam çocuğum. Merak etme sen. Gire gire. Geç yavrum. Geç yavrum. Abi çocuk gelip duruyor. Ne yapacağız sen? Ama yani sen sus. Abi çocuk gelip duruyor. Ne yapacağız sen? Ama yani sen. Bu kimin çocuğu Ferhunde? Komşumuzun çocuğu. Hani arka sokaktaki değil de onun arkasındaki sokaktaki sokağın çocuğu. Annesinin işi varmış da biraz bizde kalacak. Ya tabii komşumuzun çocuğu. Bizim arka sokaktaki komşumuz. İsmi de Sinem. Ne güzel isim değil mi? Adı şirketine başvurma şart mıydı? Canım başka türlü iş bulamıyordum ki. Canım iş bulma şart mıydı? Allah Allah Suzi tekrar bir durma şunu. Yapma kızım kıracaksın. Dur dur. Gelen gider çocuğun haddi hesabı yok. Biz çocuk bakıcısı mıyız canım? Evet. Evet. Bir saat sonra babasını yedireceksiniz. Babası tezgahın üzerinde. Bugün ben hazırladım. Öğlen gelince gösteririm. Bundan sonra siz hazırlarsınız. Ha, yemekten sonra yarım çay bardağı meyve suyu içireceksiniz. Ha, bugün portakal günü. Lütfen portakalları fazla bekletmeden hemen içirin. Aman soğuk olmasın, ishal oluyor çocuk. Biraz mızmızlanacaktır. Kendisi herhalde ekşi geliyor. Bir iki çay kaşığı tamam, sonra alışıyor hemen. Tamam, yani hadi geç kalacağız. Lütfen. Size? Uyutmadan önce altını koklayın. Ha, şey oluyor, sonra pişik oluyor, oldu mu? Lütfen kirlenmişse değiştirin. Uyandıktan sonra yemek yedirmeyin çünkü ben emzirmeye geleceğim. Sonra kusuyor çocuk. Anladınız değil mi? Necla. Suzi'yi beğenmiyorsun ama bu bizim Suzi'den de beter. Yok canım daha neler. Göreceğiz. Kontrol edilmekten hiç hoşlanmam da. Meftun Hanım, siz benim sabah söylediklerimi hiç dinlememişsiniz. Ben size ne demiştim? Bu çocuğu ben emzirmeye geleceğim. Lütfen uyandıktan sonra yemek yedirmeyin dememiş miydim? Allah Allah. Ey güzel Allah'ım, ey güzel Allah'ım. Ya nedir bu ha? Bu nedir? Bu çalar saat mi çocuk mu? Yok şu saatte uyuyacak, yok şu saatte uyanacak, yok şu saatte yemek yiyecek. Ya karnı acıkınca yemek yer, uykusu gelince uyur işte bu kadar. Bakın Meftun Hanım, bu çocuğun belirli bir düzeni var. Ve can bu düzene uymakta şimdiye kadar hiçbir güçlük çıkarmadı. Lütfen siz de bu talimatlara uyarak çocuğuma bakarsanız çok sevinirim. Lütfen benim dediklerimi yapın. Oldu. Patron sizsiniz. Çocuk da sizin. Yaparız. Aman Sinem Hanımcığım ellerinize sağlık. Ne kadar da güzel çay yapmışsınız böyle. Oturun karşılıklı şu çaylarımızı bir içelim. O çay değil, kahve. Tabii ya ben karıştırdım. Çay olurmuş tabii kahve. Pek de lezzetli olmuş orta şekerli bir kahve. Niye kalktın sen? Canım sıkıldı içeride. Yat yat vakit geçmiyor bir türlü. Televizyon aç istersen belki bir şeyler vardır. Ben de onun için geldim zaten.
Olmaz, çocuklar yanıyor yoksa. Aman kızım. Bak uyandı işte, sen sallayacaksın onu. Tamam yavrum, ben sallıyorum. Uyudu, bak yine yeniden uyudu. Yorgunluk kahveleri. Dur, ver benim kahvemi, ben içeride içerim. Ah Suzi, hay Allah razı olsun, nasıl makbule geçti. Nasıl da canım istiyordu, getir kahvemi, getir canım, getir. Senin kahven burada, bunu iç. Aa tabii ya, benim kahvem burada, ben bunu içeceğim Suzi. ne yapalım, hadi. Bu kahveyi içelim bari. Alo. Efendim Nermin'cim. İyiyiz yavrum. Sen nasılsın? Hallettin mi? Hı. Bak canım benim, yani o kadar kırıttım, sırıttım. Yani olmuyor. Adamın gördüğü bildiği yok. Ha? Ay öğlene kadar uyuyor Suzi. Ha? Hayatım, güzelim. Nereden bileyim ben kaçta geldiğini? Uyuyup kalmışım kanepede işte, ne bileyim. Uykum geliyor tabii. Ne yapabilirim yani ben? Ha? Ya çay içersem uykum tamamen kaçar mı diyorsun? Ay Allah'ım ya. Peki ne yapayım? Demleyeyim çayları, oturayım içeyim bari. Peki canım, söz veriyorum içeceğim. Vallahi Suzi'cim, tamam. Kocamın gelişini de bekleyeceğim. Peki canım, hadi. Hadi güle güle Suzi'cim, güle güle. Ay gene çay içilecek. Şu evin haline bak. Buraya hiç bu kadar kirlenmemişti. Hayatım, iki günde bir ev kirlenmez ya. Sen işe başladığından beri buraya doğru dürüst toparlanamamış, değil mi? Sen canına baktığın zaman bile bu ev bu kadar dağılmamış da. Hayatım, ben her zaman evi topluyorum yani. Hı. Tabii fırsat buldukça. Can yaramaz bir çocuk değil ki. Tamam. Yani tamam. Sabah 2 saat, öğleden sonra 2 saat, etti mi 4 saat? Bu çocuktan 4 saat uyuyor. Peki bu çocuk uyuduktan sonra bu kadın ne yapıyor? Canım ne yapsın? O da uyuyor hayatım. Zavallı yoruluyor kadıncağız. Kavun karpuz yata yata büyürmüş. Aa Necla, rica ederim, haksızlık etme yani. Biz kadını temizlik yapsın diye çağırmadık, çocuğa baksın diye çağırdık. Ve işini de gayet iyi yapıyor. Ya çok iyi yapıyor. Kadın benim söylediklerimin tam tersini yapmak için yemin etmiş sanki. Ay bugün çıldırabilirdim, kadını öldürmemek için kendimi zor tuttum. Demek ki insanlar böyle katil oluyorlar. Sinirlenme hayatım, sinirlenme. Yavaş yavaş öğrenecek, üzme kendini sen. Hiç olmazsa şu evin bir tozunu alsa ya, eline mi yapışır? Bu pislik içinde nasıl oturuyor bu kadın anlamadım. İçi pis bu kadın, içi pis. Ya, hayatım üzülme, ben sana yardım ederim. Yani bu temizlik içinde üzme kendini. Herhalde edeceksin, koca evi tek başıma temizleyecek değilim ya. İstersen bir kadın da buluruz, haftada bir gelir, sen de yorulmazsın böylece, değil mi güzelim? Tabii biz para basıyoruz zaten, bir bakıcıya bir temizlikçi. Oturur mu oğluma bakarım daha iyi. Ha tabii ya, en doğrusu da bu olur bence hayatım, en doğrusu. Saçmalama Bülent, saçmalama. Ben ne dedim ya, bunu ben söylemedim ki, sen söyledin. Ne evlenmeyi yalan diyor, sorsanız. Tabii sorarım. Devzat'cığım, iyi akşam da ben yarın sorarım sana. Korkak! Neden endişe burnunu sokuyorsun Suzi? Bırak da kendi sorunlarımı kendi bildireyim ha. Canım biz yardım etmek istemiştik. Yardım filan istemiyorum. Evlenmememde belli ki bir sebep var. Bırak işte ben düşüneyim bunu. Sıkıysa annene de söylesene bunları. Annemi üzmek istemiyorum ama sen onu hep bana karşı kışkırtıyorsun. Anladım. İstenmedik yerde kalmam ben. Evime gidiyorum. Dur Suzi, dur. Bırak alınganlığı. Saat çok geç oldu. Sen benim ikinci annem sayılırsın. Hadi bu gece burada yata, üzme beni. Hadi Suzi'cim. Sen de beni üzüyorsun ama canım ha. Saçmalama, hadi gel yatalım. Masal mı anlatacağım? Sana bak Suzi. Yoksa bu Selçuk. Ya tatlı mı Selçuk? Alkolik mi? Suzi. Çapkın mı? Suzi. Nasıl da düşünmedin? Eyvahlar olsun. Hele Hakan. Abla, şimdi mahallemizin güzelleşmesi için bir nasıl anlatayım? Bir şenlik düzenleyelim.